akşama uygun bir konuyu konuşuyoruz. Eski yılbaşı akşamlarını nasıl kutlardınız? Nasıl geçerdi? Hayalleriniz neydi? Bir yılı bitirirken, yeni bir yıla girerken nasıl bir ruh hali içinde olurdunuz? Neler yapardınız? Eski, yenisi eskiyi aratır mıydı? Yoksa her zaman yenilerden hep bir böyle umut. İşte bu sene şunu yapıyorum. Vardır ya yeni yıl istekleri diye listeler yapılır böyle. Güzel bir ajandaya başlanır. Bu sene spora başlıyorum. Evet. Bu sene daha çok kitap okuyacağım. Bu sene işte hayır diyeceğim falan gibi böyle çeşitli dilek. Daha çok su içeceğim gibi olur. Sonra bakarsınız yıl sonunda bunun ne kadarını yaptım diye düşünürsünüz. Muhasebesini yaparsınız. Ama olsun ya, ben bunları nasıl olsa yapamayacağım. Buna vaktim olmayacak. Hep böyle oluyor. Her sene yazıyorum olmuyor diye düşünmeyin. Bu sene farklı olur belki. Nereden biliyorsunuz değil mi? O yüzden yazmaya, hayal etmeye devam edin. Her şey zaten o hayalleri kaybedince oluyor. İçimizdeki çocuğu, ruhumuzu beslemeyi unutmayalım bu yeni yılda da.